Today's The World Around Us will be presented in Turkish with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü etrafımızdaki dünya programında Türkiye'den harikulade bir köşe olan Kapadokya'yı ekrana getireceğiz. İstisnai güzelliği ile tanınan Kapadokya, Türkiye'nin ortasındaki Nevşehir ili sınırları içinde yer almaktadır. Yöre zengin bir kültürel, tarihsel ve manevi mirasa sahiptir. Şimdi burayı yakından tanımak için rehberlerimizle birlikte bir tura çıkalım. Ve dikkatli baktığımızda değişik hayvan figürlerini görebiliriz. Uzakta yeni oluşmakta olan küçük peri bacaları, şurada karşı tarafta dağa doğru, tepeye doğru tırmanan yunus balıkları gibi. Ve ayrıca buraya gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin büyük bir çoğunluğunun benzettiği Meryem Ana heykelini görebiliriz. Her yıl binlerce, yüz binlerce, milyonlarca turistin ziyaret ettiği güzel bir vadidir. Peri bacaları dedik. Şu gördüğümüz konik şeklindeki şapkalı oluşumlara peri bacası diyoruz. İlk insanlar Kapadokya bölgesine yerleştiğinde alışmış oldukları coğrafyadan farklı oluşumlar görünce bunların insan tarafından yapılamayacağını ve o zamanki coğrafi bilgilerinde de erozyon sonucu oluşamayacağına inandıkları için olsa olsa bunların periler tarafından yapılmış bacalar olduğuna inanmışlar. Ve adlarına peri bacası demişler. Şimdi Kapadokya bölgesinde perilerle ilgili birkaç tane rivayet, hikaye anlatılır. Bir hikayeye göre bundan binlerce yıl önce perilerle insanlar burada yaşarken ve birbirleriyle anlaşamazken bir peri kızıyla bir erkek insan aşık oluyor birbirlerine. Fakat perilerle insanlar anlaşamadığı için bu evliliğe karşı çıkıyorlar ve sonunda insanlar bir plan yapıp perilerden kurtulmak için bir düzmece düğün seremonisi yapıyorlar ve bütün perileri davet ediyorlar. Planları bütün perileri düğüne davet edip düğün esnasında bütün perileri öldürmek. Tabii büyük bir düğün organizasyonu düzenleniyor. Bütün periler davet ediliyor. Ve tam perileri öldürmek üzereyken periler bunun farkına varıyorlar. Ve hepsi güvercin olup uçuveriyorlar. O günden sonra Kapadokya bölgesinde yüz binlerce, milyonlarca güvercin rastlarız. Ve insanoğlu yaptığından utanarak, nefret ederek bundan sonra güvercinlere yani perilere evler yapmışlar, onlara iyi bakmışlar. Kapadokya bundan milyonlarca yıl önce volkanik dağların patlaması sonucu oluşan bir bölge. Binlerce yıl boyunca, milyonlarca yıl boyunca yağmurların, rüzgarın ve suyun aşındırması sonucu günümüze böyle oluşumlar, peri bacaları oluşmuş. Ve bundan 7-8 bin yıl önce insanlar Toroslardan, güneyden Toroslardan, kuzeyden Köroğlu Dağları'ndan, Karadeniz bölgesinden kurumuş olan iç denizin kuru bölgelerine yerleşmişler. Ve Kapadokya'daki en büyük yerleşim zamanı ise Hitit döneminden sonra. Kapadokya bölgesi
ne Hitit döneminde olan Kapkatuka. Yani Kapadokya bölgesinin ismi meşhur Hitit atlarından gelir. Kapkatukalardan. Ya, güzel atlar diyarı diye. Günümüzde Kapadokya bölgesinde 100 binin üzerinde kayadan oyma insanların yaşamış olduğu evler var. Yaklaşık 1000'in üzerinde ise kilise, Yunan Ortodoks kiliseleri var. Yani 3. yüzyıldan 11. 12. bazı yerlerde de 13. yüzyıla ait Yunan Ortodoks kiliseleri var. Ve diyebiliriz ki Hristiyanlığın doğuş merkezi Kapadokya'dır. Bölgemizde yaklaşık 35-36 tane yeraltı şehri mevcuttur. Bunlar Hitit döneminden itibaren, Hitit öncesi dönemlerden erken bronz çağ, yani milattan önce 3000 yıllarında insanlar bronz metallerle kayaları, volkanik tüfleri eşmişler ve orada yaşamışlar. Ama Hristiyanlık döneminde İsa'dan sonra, milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren Kapadokya bölgesine yoğun bir Hristiyan akını olmuş ve o Hristiyanlar buradaki paganlardan, Romalılardan ve Hristiyan olmayan toplumlardan kendilerini gizlemek için yeraltı şehirlerini sığınak olarak kullanmışlardır. Ta ki 15. yüzyılın ortalarına kadar. Evet, şimdi yeraltı şehrinin girişindeyiz. Burada yerde bir tandır görüyoruz. Bu tandırda da insanlar burada sığınak olarak burayı kullandıklarında, buraya sığındıklarında burada tandır ekmeklerini yapıyorlarmış. Bu daha gördüğümüz şey daha sonra, burası temizlendikten sonra gün ışığı alsın diye delinmiş olan yer düzeltilmiş. Evet, yeraltı şehrine girerken çok dar ve uzun tünellerden gidiyoruz ve bütün katlar arasında değirmen taşı dediğimiz sürgülü taşlarla bağlantılar kesiliyor. Yani düşman birinci kata girdiği zaman, çünkü burası sığınak olarak kullanılıyor ve kimi zaman bir hafta, kimi zaman 10 gün belki de düşmanın bölgeden gitmesini beklemek zorunda kalmışlar yeraltı şehrinde. Şimdi beni takip ederseniz kafanıza dikkat edin. Evet, kapılardan biri burada. Burada sürgülü kapıyı görebiliriz. Aynen Indiana Jones'taki gibi. Düşmanı engellemek için bu sürgülü kapılar metal aletlerle kapı yuvarlatılıp oraya gidiliyor, kapatılıyor. Düşmanın içeri girmesi engelleniyor. Amforalar var. İçinde su ve zeryağı aydınlatma için gibi, bazen gıda maddeleri yemek için saklanıyor. Bu depo olarak kullanılıyor. Amfora milattan önce 2000'li yıllardan beri yapılan bir testi çeşididir ve düz zemin üzerinde durmadığı için yeri oyarak bir yere yerleştirilir ve durur. Ve çok fonksiyonel bir çömlek çeşididir. Kimi zaman da bunların içinde buğday, kuskus gibi maddeler de saklanmış burada. Kurutulmuş meyve ve sebzeler de burada saklanmış. Evet, burada da eski zamanlarda insanlar, Hristiyanlık döneminde 3. İsa'dan sonra, milattan sonra 3. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar değişik zamanlarda buraya sığındıklarında ibadetlerini de böyle küçük odacıklarda yaparlardı ve insanlar burada yaşarken özel hayat, yani her ailenin bir bölümü yok. Ortak, komünal bir hayat var burada. Her şey ortak kullanılıyor, ortak yeniliyor, ortak şeyler yapılıyor. Ve sadece yatarken sanırım her aileye ait küçük bir odacık var. Tamam. Deposu, su kuyusu. İnsanlar su içmek için burada su biriktiriyorlar. Daha önce de dediğim gibi Kapadokya bölgesinde onlarca yeraltı şehri var ve
ki bazen 50-60 metre derinliğe kadar inilebiliyor. Bu çok derin bir yeraltı şehri değil bulunduğumuz. 2-3 kattan oluşuyor. Biz yaklaşık 20-25 metre derinliğe kadar inebiliyoruz. Birazdan Kapadokya'daki en güzel peri bucaların bulunduğu Pasabao ya da diğer adıyla Keşişler Vadisi bölgesine gideceğiz. Peri bacaları 3 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci tabaka şapka bölümü, boyun ve gövde bölümü. Dikkat edilirse boyun ve gövde bölümü tamamen şapka bölümünden ayrı durumdadır. Şapka ve gövde siyah renkte, boyun bölümü ise daha açık, beyazımsı bir renktedir. Biraz sonra buraya neden Keşişler Vadisi denildiğini göreceğiz. Orada manastır şeklinde işte keşişlerin yaşadığı evler ve ibadet ettikleri kiliseler bulunmaktadır. Orayı gördüğünüz gibi her gün binlerce turist buraları geziyor. Buraya Keşişler Vadisi'nin denmesinin en büyük sebebi burada keşişlere ait kayadan oyma evlerin olması. Evet, Keşişler Vadisi'ndeki kiliselerden birindeyiz. Tabii bu bölgede dediğimiz gibi, daha önce de dediğimiz gibi binlerce Yunan Ortodoks Kilisesi var. Bunların tarihleri en erkeni 5. yüzyıl, en geçi 13. yüzyıla ait kiliseler bulunmaktadır. Burası Güvercinlik Vadisi dediğimiz gibi biraz önce ve dikkat ederseniz volkanik tüflerin bulunduğu bu vadide değişik renkte kırmızı, sarı ve yeşil renkte kayalar görebiliriz. Bu da volkanik tüflerin içinde ihtiva ettiği mineraller, elementlerden kaynaklanıyor. Örneğin içinde volkanik tüfün içinde eğer yoğun oranda bazalt ve andazit varsa siyah renktedir. Eğer bu tüflerin içinde yoğun oranda demir varsa demir oksit sonucu kırmızı renk oluşur. Eğer bakır ise yeşilim trak, yeşil renkte bir renk açığa çıkarır. Dahice tasarlanmış yeraltı kentlerine giren Hristiyanlar yüzyıllar boyunca aradıkları emniyeti buldu. Bu kentler bugün için bile birer tasarım harikasıdır. Şu anda yakın zamanda temizlenerek bakanlık tarafından, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından temizlenerek ziyaretçilerimizin hizmetine sunulmuş Özlüce kasabasındaki Özlüce yeraltı şehrindeyiz. Bu yeraltı şehrinde çıkan taşlarla ilgili köyümüzde yeraltı şehrinin üzerinde evi olan Özlüce Ahmet. Köyünden Ahmet Sivri Ahmet Sivridepe beyefendi bize bu taşlarla ilgili bilgi verecek. Evet Ahmet Bey, bu bunlar niçin kullanılıyor? Bunlar köpüklerden hesap çekmek için. Tarladan. Tarladan getirmek için. Bunlar da değirmen. Değirmenleriz. Bunu çekmek için. Bulgur çekmek için. Bulgur. Onları yapmak için. Ve kuskus. Kuskus onları yaparız. Bunlardan. Şu da. Bu da yuvarlak taş. Şey yapmak için. Betonun. Loğulamak. Yuvarlamak için. Harman yerini sertleştirmek. Evet. Üretmek için. Evet. Şimdi burada da bazalt taşını görüyoruz. Kapadokya'da volkanik dağların atıkları olan bazalt kayalar mevcut. Değişik bazalt kayalar var. Camsı sert bazalt kayalar ve yumuşak bazalt kayalar var. Ve antik çağda bazalt taşı kadınların ziynet eşyası olarak işte kolye, yüzük, ayna olarak kullanılmış. Ben bu evde 1957'de doğdum ve benim ailem burada 4 kuşak doğmuş dedelerim ve bütün ailem 4 kuşak bu
bu evde yaşamış. Bu ev çok güzel bir ev. Buraya ev olarak inşa edilmiş ve Selçuklu dönem yapılmış ama bizim aile 4 kuşak bu evde yaşamış. Şimdi ise ben burada kiracı olarak yine de bu kültürü korumak istiyorum. Yazın serin, kışın sıcak ve çok güzel bir ev. Her şeyiyle, tandırıyla, mutfağıyla, her şeyiyle çok güzel bir evdir bura. Ve büyük aileye hizmet vermiş. Yıllarca bu Selçuklu döneminden beri bu evi büyük ailelere hizmet vermiş ama... Dünyamızda mutlaka ziyaret edilmesi gereken pek çok büyüleyici yer var. Kapadokya da kesinlikle onlardan biri. Kapadokya, yer altındaki ve yer üstündeki doğa harikaları, şehirleri ve mağaralarıyla gerçekten inanılmaz bir yöre. Kapadokya bölgesi pek çok insan için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Yürekli izleyicilerimiz, Supermaster televizyonundan önce önemli haberler ve hemen ardındansa bilgelik sözleri ekrana gelecek. Lütfen bizimle kalın. Yaptığınız tüm iyiliklerin kainatın sevgisiyle buluşması dileğiyle. Adventurous viewers, please now stay tuned to Supermaster Television for words of wisdom after noteworthy news. May your virtuous deeds be met with the love of the universe. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WAU.